sevgili arkadaşlar. Dünya ekseni eğik olarak güneş çevresinde döndüğü için neler meydana geliyor? Ne gibi oluşumlar ortaya çıkıyor? Neler değişiyor? Bunları öğrendik. Bunları irdeledik. Eğer eksen dik olsaydı yani dünya güneş çevresindeki dönüşünü ekseni dik olarak yapsaydı yeryüzünde ne gibi değişiklikler meydana gelirdi? Şimdi bunu yorumlamaya çalışalım. Yalnız eğer eksen dik olsaydı şunlar 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 olurdu diye ezberlemeye çalışmayın lütfen. Bu tür ezberlemeler her an bizi hata yaptırma potansiyeline sahiptir. Eğer eksen eğikliğinin ne gibi sonuçlar doğurduğunu iyi kavrarsak eksen dik olsaydının yorumunu çok daha rahat yapabiliriz. Sevgili arkadaşlar yer ekseni nasıl ki ekvatora dik eğer eksen dik olsaydı dediğimiz durumda yörünge düzlemine de dik olsaydı. Şu konumda. Şimdi bakar mısınız? Hangi yarım küre güneşe dönük? Ekseni dik olarak bir konum çizilmiş burada. Hangi yarım küre güneşe dönük? Gördüğünüz gibi her iki yarım kürenin de güneşe dönüklüğü aynı. Her iki yarım kürede aynı enlemlere güneş ışınlarının geliş açıları aynı. O zaman yarım kürelerin güneş ışınlarını alma açısı, ısınma durumu, aydınlanma durumu aynı. Peki diyelim ki o gün Ankara'ya güneş ışınları 50 derece açıyla geliyor. Dünya ekseni dik olarak dönüp dolaşsaydı, tam 6 ay sonra güneşin karşısında tam tersi bir konuma gelseydi Bakın şimdi hangi yarım küre güneşe dönük? Yine her iki yarım kürenin de güneş karşısındaki duruşu pozisyonu aynı. Eğer e, o gün Ankara'ya güneş ışınlarının kaç derece açıyla geldiğini düşünecek olursak Ankara'ya güneş ışınları yine 50 derece açıyla gelir. Çünkü kuzey yarım kürenin e, güneş karşısındaki duruşunda bir değişiklik olmadı. Eğer eksen dik olsaydı bir noktaya güneş ışınları yıl içinde hep aynı açılarla gelirdi. Dolayısıyla farklı mevsimler oluşmazdı. Isınma değerlerinde günümüzdeki gibi değişmeler gerçekleşmezdi. Bakar mısınız? Herhangi bir paralel dairesini çiziyorum. Aydınlıkta ve karanlıkta kalan alanları eşit. Yani gece gündüz eşit. Dünya dönüp dolaşıp şu konuma geldiği zaman Yine herhangi bir paralel dairesini çizdiğimde aydınlık ve karanlık alanlarının eşit olduğunu görüyorum. Yani eksendik olsaydı gece gündüzler yıl içinde hiç değişmezdi. O zaman dönence diye bir çizginin e, varlığını kabul etmemize gerek kalmazdı. Çünkü yılın hangi günü olursa olsun 3 ay sonra, 6 ay sonra güneş ışınları daima ekvatora dik gelirdi. Yani eksenin dik olması durumunda yıl içinde meydana gelen değişmeler, yıl içinde e, meydana gelen oluşumlar yaşanmayacaktı. Şöyle yıllık hareketin eksen eğikliğinin ortak sonuçlarını hatırlayarak eksen dik olsaydığı bir daha irdeleyelim. Eksen eğikliği ve yıllık hareketin ortak sonuçları olarak ne demiştik sevgili arkadaşlar? Bir noktaya güneş ışınlarının geliş açısı yıl içinde değişir. Eğer eksen dik olsaydı bir noktaya güneş ışınları hep aynı açıyla gelirdi. Güneş ışınları aynı açıyla gelirdi. Her gün öğle vakti güneş ışınları bir yere aynı açıyla gelirdi o zaman aynı şekilde ısınacağına göre mevsimler oluşmazdı. Aynı şey yarım küreler içinde geçerli. Mevsim kavramı diye bir kavram ortaya çıkmayacaktı. Çünkü her iki yarım kürede güneşin karşısında aynı şekilde bir duruşta yer aldığı için yarım kürelerde aynı enlemler güneş ışınlarını aynı açılarla alırdı Eğer eksendik olsaydı o zaman yarım kürelerin mevsimleri de farklı olmayacaktı yeryüzünde mevsim kavramından söz etmeyecektik o zaman Gece gündüz süreleri yıl içinde değişir ekseneğik olduğu için dünya çevresinde bu şekilde döndüğü için Halbuki eksendik olsaydı yarım kürelerin aydınlık ve karanlık alanları eşit olurdu yani, Gece gündüz eşitliği yaşanırdı bütün dünyada. Gece gündüz eşit olurdu. Hatta 12 saat gece, 12 saat gündüz yaşanırdı diyebiliriz. Öyleyse kutuplardaki 6 ay gece 6 ay gündüz de gerçekleşmezdi. Kutuplardaki 6 ay gece 6 ay gündüz olmazdı. Güneş ışınları o zaman kutuplara daima teyet olarak gelecekti. Peki güneş ışınlarının dik geldiği noktalar dönenceler arasında yer değiştirir mi? O zaman sadece ekvatora dik gelecekti. Dönence diye güneş ışınlarının dik geldiği yerlerin sınırı diye bir e, terim hayatımızda olmayacaktı. Dönencelerin varlığını kabul etmiş olmayacaktık. Öyleyse şöyle diyorum. O zaman güneş ışınları yılın 365 günü daima sadece ekvatora dik gelirdi. Ekvatora dik gelirdi. Oysa biliyoruz ki güneş ışınları ekvatora yılda sadece iki kez dik gelmektedir. Eğer eksen dik olsaydı yılın her günü daima güneş ışınları ekvatora dik gelecekti. Evet eksendik olsaydı gördüğünüz gibi eksen eğikliğinin ortaya çıkardığı sonuçların hepsi ortadan kalkmış olacaktı.